her sene 23 Nisan'da buranın sezon açılışı oluyor. Yine bu sene de rüzgar durmadan esiyor 23 Nisan'da. Açılışımızı yaptık. 4 gün sürecek bir festivaldeyiz şu anda. Festivalin bir amacı da var. Daha doğrusu her sene arkadaşımız Kaya'yı anıyoruz. Bundan 4 yıl önce kaybettiğimiz Kaya'yı. Türkiye'nin ilk kitesurfçılarından da kendisi. Hem onu anıyoruz, hem sezonu açıyoruz, hem hep birlikte eğlenip buranın tadını çıkartıyoruz. Şu an 6 tane kite okulu var. Birkaç tanesi de yolda. Açılacak. Öyle düşünüyorum, öyle duyuyorum. Burada kitesurf öğretiliyor. Ve kitesurf yapmayı bilenler gelip burada tatillerini geçiriyorlar. Dünyada hızla tanınmaya başladı Gökova. Çünkü sürekli esen bir rüzgarı var. Garanti bir rüzgarı var. Bu da tabii kitesurf yapanlar için altın değerinde. Adam bir haftalık tatile geliyor buraya. Her gün kaymak istiyor. Hani bu garantiyi verdiğiniz zaman tereddütsüz kalkıp geliyor. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Sebebi de şu. Bir, güvenebileceğimiz rüzgar. İki, ılık su. Hani yazın sıcak diyeceğim, artık ılık diyemeyeceğim. 34 dereceyi buluyor buradaki sığ su. Her yer kum. Burada doğan tatlı sular, akan dereler tuz oranını düşürüyor. Su tatlı. Yani açıkçası kitesurf için bir cennet yaratılmış burada. Biz de değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu an sahilde 200 kadar kiteboardçu var. Why do I come here? I come here because one, I love the Turkish people here. They come here, they make me feel at home. And two, it's great place to kite surf. And three, I think it's a very, it's like a family here. I feel, in coming from New Zealand, it's like I'm coming home. That's why I like to come to Gökova to kitesurf. ...2007'den beri kitesurf yapıyorum. Burası çok güzel bir lokasyon. Öğrenmek için de çok güzel. Arkadaşımızın burada okulu var, Yavuz'un. Onun sayesinde buraya geldik. Çok keyif alıyorum. Snowboard da yapıyorum aynı zamanda ama bunun zevki daha güzel. Süper bir spor. İlgilenenlerin buraya gelmesini ve denemesini tavsiye ederim.